بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بقرة سورة 198 آيات أستعيذ بالله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله تعالى يتك ربنجزدن فازلن تلب قلش لرنجز سلرج جناح إماس Arafat'tan tushganlarizda, Arafat'tan qaytganlarizda, Mash'arul Harom yonida, ya'ni Mash'arul Haromda Allohni zikr qilinglar. Va Allohni zikr qilinglar. U sizlarni hidoyat qilganidek. Va garchi sizlar bundan oldin albatta adashuvchilardan bo'lgan bo'lsalaringiz ham Suyutiyeti yaptılar ki لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي أَنْ تَبْتَغُوا تَتُلُبُوا فَضْلًا رِزْقًا مِنْ رَبِّكُمْ بِالتِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ Yani sizlere günah yoktur. Fazlını talep kılıçlarınızda. تَبْتَغُوا تَتُلُبُوا diyene. Talep kılıçlarınızda. Fazıl rizk diyene. Rabbiniz tarafından rızkını talep kılıçlarınızda. Kani kılıp بِالتِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ Hacda ticaret kılıp. Nazala robdan likarohatihim zalik. Odamlar buni karih ko'rganligi uchun rad bo'lib nozil bo'ldi. Ya'ni hajga borgan odam tijorat qilishligi joiz emas degan fikrlar bor edi. Hozir ham bor-ku. Shuni rad qildi. Fa iza afattum dafa'tum min arafatin. Sizlar Arafatdan mana afaztum ya'ni dafa'tum qaytganlaringizda, tushganlaringizda ba'dal uqufi biha Arafada turgandan keyin فَذْكُرُوا اللّٰهَ بَعْدَ الْمَب۪يْتِ بِالْمُزْدَلِفَةَ Muzdalifede tünegenden ki Allah'ını zikir kılıyorlar. بِالْتَلْبِيَةِ وَالْتَحْلِيلِ وَالْدُعَى Telbiye etip لَبَّيْكَ اللّٰهُمَ لَبَّيْكَدِرْ وَتَحْلِيلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهُ dişlik ve dualarını mehacetleriz bu sen. عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ yani Meş'ar-ı Haram'da. هو جبل في آخر المزدلفة هو مزدلفة آخر دقي تاغدر يقال له قزح قزح تاغدي لدر وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا رواه مسلم حديث تكلاده كي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشعر الحرام ده تردلش قزح تاغده الله تذكر كلاردلر دعا قلاردلر كي Hatta ki yarış günüye kadar. Cüda yarış günüye kadar. İmam Müslim rivayet kıldı. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ لِمَعَالِمِ دِينِهِ وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ Allah-u Teala sizlerine dininin alametlerine, şiarlarına ve hac ibadetinin amellerine hidayet kıyanı dek onu zikir kılıyorlar. وَالْكَفُ لِلْتَعْلِيلِ كَهْبِيَتْتِ اِلَّا دُشُنْ Yani Hidayet kıyanlığı için zikir kılıyorlar. وَاِنْ مُخَفَّفَتُنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ يَنِ قَبْلَ هُدَاهُ لَمِنَ الضَّالِينَ اِنْ مُخَفَّفَ بَيَنَّكِنْ اِنَّ بُلَدِ Elbette sizler bu hidayet geliştikten aldın adaş uçulardan bu yendiler ingiz. Kehirah tafsir kıladırken bu sek evvela sebebin üzülü tuğusta bazı rivayetler var. İbn-i Kesir zikir kıyanlar tafsirde bazı sahabeler hacge kiti yaptırıp bazı mallarda alıp ticaret kılmakçıb oldu. Şöyle köptülü bunu yaman gördü. Sizler ibadeti kiti yaptılar mı ticaret yaman? Hac ibadet ki önüme ki ticarette erleştiri yaptılar. Şöyle sahabeler soradı ya Resulallah biz hacge kiti yaptırırken de mal alıp barsek, satsek, gelişte mal alıp gesek Bu caizmez mi bu? Hacıya zarar kıladı mı?
Digende şu ayet nazil buldu ki لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden fazıl yani mal talep kılıçlarınızda sizler hiç kendi günah yok dedi Allah Teala. İkinci tavsiye, ikinci rivayet şu ki ticaret kılıçlığı demez de ticareti usulü de sahabeler biraz endişelendiler. Yani müşrikler hac mevsiminde bazı meşhur bazarlarda ticaretten meşhur buluşardı. Sahabeler hem endi o'sha bozorga borishdi yomon ko'rishdi. Müşriklerde bozori ve müşriklerde amali bo'lib qolmasin. Müşriklerge o'xshab qolmaylik deb. Shuning uchun Alloh taolo aytdiki, buni zarari yo'q. Bu tijoratki bu. Ya'ni bozorlarga borishdi zarari yo'q. Faqat siz endi islomiy odob bilan, islomiy hukmlar bilan muomala qilasiz. Tarxu bo'ladi. Lekin bozorga borish tijorat qilishda hech qanday zarari yo'q. Tabtagu talab qilishlaringiz degani Robbingiz tarafidan fazil talab qilishingiz. Fazildan maqsad rizqdir va moldir. Halol mol. Qarang, halol mol fazil deyapti. Yuqorida xoyir degani de Alloh taolo, bu yerda fazil deyapti. Fazil degani ziyodalik, Allohning fazli ehsoni. Haqiqatan ham bizi qo'limizdagi mol Allohning fazlidir. O'zi bizga berilayotgan turgan rizq, ya'ni bizni o'limdan saqlanishimizga kifoya qiladigan darajadagi rizqimiz Allohning fazli. Shunga ham loyiq emasmiz biz aslida. Alloh taolo agar biz o'zimizga tashab qo'ysa, o'zing tovib olgin desa, men seni yaratdim, yetadi shu o'zing tovib olgin desa, qanday topadi inson uni? Lekin Alloh taolo o'zi rizq beryapti. Shuni o'zini katta bir fazilatu, yana undan tashqari oshirib beryapti Alloh taolo. Bu nihoyatda katta bir fazilatdir. Shuning uchun Alloh taolo molni fazil deyapti. Demak, Alloh taolo xayr, fazil degan narsani qanchalik ko'paytirsa shunchalik yaxshi ekan, qanchalik bo'lsa shunchalik yaxshi ekan. Shuning uchun islom mana shu kalimalar bilan targ'ib beryaptiki, islom ahli boy bo'lsin. Lekin nima bo'lsa bo'lsin boy bo'lsin emas, harom yo'ldan kelsa ham boy bo'lsin, o'g'irlik qilsa ham boy bo'lsin degani emas. Namozini tark qilib boy bo'lsin, ilmini tark qilib boy bo'lsin, din xizmatini tark qilib boy bo'lsin emas. Dinga amal qilgan holatda boy bo'lsin. Sahobalarga o'xshab. Sahobalar hammasi avvalida butun mol-u davlatini Alloh yo'lida fido qilishdi, qurbon qilishdi va oqibatda hammasi katta boylarga aylandi. Hammasi boy edi. Zohid bo'lishi mumkin. Ya'ni bo'lgan holatda kam yeyishlik, bo'lgan holatda ozon narsalarni kiyishlik, bo'lgan holatda faqirona yashashlik, bu boshqa masala. Lekin mulklari ko'p edi. Bog'lari, uy-joylari, mol-qo'ylari, tuyalari, qullari, kanizaklari ko'p edi. Shuning uchun katta-katta xizmat qila olishdi, bemalol xizmat qila olishdi. Lekin bizga islomni noto'g'ri tushuntirishdi. Islomda boylik yo'q. Boylikni yomon ko'ringlar, boylarni ham yomon ko'ringlar. Deyishib, mana kofirlar butun boylikni qo'limizda olib qo'ydi. Endi bizi zamanda musulmonlar kafirlarga, müşriklerge, zalimlerge hizmetkar buluştan başka çaresi yok. İşçi buluşu işleyendir. Müslümanlar karşısında dehkan, çoban, işçi, kuruluşlarda işleyip durgen, köçeleri tozalayıp durgen, şuna hangi pes işlerini kılışardı. Kafirler ise yumuşak kreslolarda oturup, dinçkine hatırcam, içkine şavkun, çeng, huva bu magenlerde kompyuterlarga qarab, musulmonlarni qanday ishlashligini tomosha qilib, tekshirib o'tiribdi. Kompyuterlardan. Uyga ham qo'yilgan, uyda o'tirsa ham tomosha qilib o'tiradi. Musulmon qanday ishlayapti, ishlamayapti. Musulmon o'lib turilib, tellab tushib ishlashlik kerak. Va shunchalik ishlab topgan puli ham yetmaydi. Oyiga agar 1000 dollar olib turgan bo'lsa, 1.5 ming dollar xarajati bor. Shumlar musulmonlar shumlar mashg'ul, tirichiliklar mashg'ul, bosh ko'tara olmaydi, bemalol ibodat qila olmaydi, zo'rg'a farz namozni o'qib oladi, zo'rg'a. Boshqa hech narsa yo'q. Ilm o'qish, Qur'on o'qish, da'vat qilish degan narsalar yo'q. Shu ishlayapti turganlarda so'ranglarda. Va eshakda ishlatishadi, uyingizga sudralib zo'rg'a kelasiz. Darvozadan kirib yiqilasiz, xotining sudralib kirib ketadi. Qachon dinga xizmat qilasiz? Butun hayotingiz kofirlarga xizmatkorlik bilan, qul bilan, qullik bilan o'tib ketyapti. Shuning uchun islom aytayaptiki,
Rabbinizden fazl talep kısalarız günah. Bu neydi diyor. Hatta hacda. Hacge borgen diyen ticaret kılıyorlar diyor. Şimdi başka vakit elbette ticaret kılıyorlar. Kette kette ticaretler, kette kette fabrikalar, zavutlar, şirketler bizim kulumuzda buluş gerek. Yani neydi diyenim yok. Bütün mumurlar da diyor. Bizi de sen üstad hamazını kul yormak için kendin neyler? Mumurlar da kulu da bulsun. Dünyada hem bir yerde mumurlar da kulu da bulsun. Bütün fabrikalar, şirketler, kette kette ticaretler. Sahabeler zamanında şimdi gidi. Çiğin hem şimdi gidi. Buhari'yle zamanında hem şimdi gidi. 200 yıldan beri biz hemen sen terkili bana muhtaç bulup kafirlere karab oturup biz zulümge sabır kılıçtan başka çare yok. Harlıge sabır kılıçtan başka çare yok. Köptüle şimdi. Elhamdülillah bizim şahsi hacetimiz yok da. Biz hiç kendi kafirge, fasıkta ihtiyacımız yok elhamdülillah. Lekin Müslümanları köptüle bana şimdi halet geçip kalıştı. Şunun için bu hakikati bilelik. Allah-u Teala malını fazıl deyip. Fazıl. Rabbinizden fazıl talep kısalarız günah bu mıydı sizlerine deyip. Bazı yerlerde hani köresiler Allah-u Teala büyüledi. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlını talep kılıyorlar deyip. Mal-u devleti talep kılıyorlar deyip Allah-u Teala. Halal yollardan topeylik. Ve sahabeler için de bir sahabeye şimdi bir başarat verildi ki başka hiç kim yok başarat verilgeni yok. Neme deyildi? Bugünden ki neme amel kısa kılı olsun dedi. Zarar kımaydı onge dedi. Bunda başarat bir de sahabe getirildi. Kimge? Osman bin Affan getirildi. Osman getirildi ki bugünden ki Osman neme kısa kılı olsun. Onge hiç kendi zararı yok dediler. Kaçan getirildi şu başarat? Katta bir mücahillerini cemaati cihatke tergelik yolu yaptı, kemçiliği var, yetişme yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki, cemaatke yardım veriyorlar. Yani şu cemaatte kurallandırış gerek. Her kim hep geliyordu, yetme yaptı. Osman kere bütün cemaati teminledi. Tüyeler, üstündeki malları bile verdi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'da aldığı gibi altınlar da hep geliyordu. Şimdi Peygamberimiz eteğe düştü. Peygamberimiz Aleyhisselam şimdi altınları ne kütarıp, cininletip, şur yaptılar. Şimdi araleştir yaptılar. Altınlar da avalıca şirin bulardı. Şimdi altınlarız bulsa bir kemide 30'da 40'da dengeler eder. Şimdi cilin cilin gireli yok bu ses. Hence şirin bulardı avalı. Allah'ta nimeti de var. Görüşem yakışı bir nimet. Avazını işleyen bir nimet. Müslümanlar mı kinada görüşedi halası? Şurada görüp kasayan bahtiyar kıskaladı o sana. Peygamberimiz altında da şimdi cininletti ettiler ki Hursan bulup nihayette Hursan bulup tevessüm kılıp Osman bugünden ki ne maksatlı olsun dediler. Zarar kımaydı dediler. Şimdi o diyen Osman haragenli kıl olsun diyenemez. Yani faziletini beyan kılıyordu. Umbulan Osman indi bu oldu indi bugünden ki min limanı halasam şunu kılaman diyene yok. Şimdi o. Elbette dinli mahkeme şeydi. Peki kalın kefalet veriliyordu onu. Allah onu saklaydı yani onu günahlardan, zalalattan, bütün nesnelerden onu saklaydı. Bu başarası fakat yine Osman'a getirildi. Nemeli sebebiden bunu yaptı? Fazıllı sebebiden bunu yaptı. Kerek, bana hazır, bütün İslam alabide Müslümanlar medreseye muhtaç açılmaydı. Yok, imkaniyeti yok. Medrese açsız, ustaz yok. Nemeli? Ustazı maaşı yok. Davet, cemaatları kılışılmayaptı. Kitap bastırış gerek kılılmayaptı. Nemege? Kıtsat yok. Kıtsat durdu hemen. Şunun için Allah-u Teala fazil de yaptı bunu. Bu nimet bu. Deki etkeninde yine takip ettim ben ki ilimde teşebbmez. Dersi teşebbmez. Din hizmetini terk etmez. Namazı terk etmez. Buladı kıyan halette pul tapas. Bağlık tapas. Kadın İslam kançalık güzel. Lakin ne doğru çüntürülü yaptı? İslam'da bayılık yok. Divana yokşa gülüşlük inkerek. Terki dünya akılış inkerek degeni güçün. Avamlar haram edildi İslam'da. Doğru biz Müslümanımızı azı kolumuzdan kemiyelim. Onu kılar mıyımız değil. Karaganımızdan kekileydik değil. Hazır işlerimizi yürüştürüptü. Bay bugün miskeli yaptı. Şu ünce işleri kendi teşebbet etmez. Teşebbet etme.
İslam millet onun için dışı yatırır ya. İslam bayılıkça targit bir yaptı. فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Arafat'tan düşkenlerizde اَفَضَ diyeni taştı diyen aslında. Taştı. Fevdan, taşmak. Böyle dişke su kıyasız. Belki bir bulakta su köpeği attı ki atrafıya terkat getirdi, tökülüp getirdi. Şunu ayetler aslında. Bir de Allah-u Teala Arafat'ı toplandırırız. Katta bir cemaat buldu. Yani Arafat'tan şu yapsalar. Arafat da Muzdalife'ye kadar geliyorsunuz. Muzdalife'ye nispeten Arafat tepede. Şunun için Allah-u Teala Hud'daki gidişten pasya su tükürlerine okşatıp işte Arafat'tan pasya tüsleriz diye yaptı. Afada kelimesi işleti yaptı. Raca'tum, nezeltum, defa'tum diyen kelimelerin manasını bir oradı bu. Arafat'tan kayıt yapıp tüsleriz. Arafat'tan şu yaptı salariz. Arafat ne mi o? İşte Mekke'den 25 kilometre uzaklıkta bugün mintaka. Kentte bir mintakanın adı. Hazır ki vakitte çigereleri yazıp koyduğun yani. Kentte kentte levhalerge mesela Arapçada, İngilizce'de ve başka dünyadaki meşhur tıllarda yazılıp koyduğun yani. Arafat'ın hududu. Hududu Arafat. Arafat'ın çekereleri. Şundan nereye gitsiniz? Arafat sablanadı. Bundan teşkerde kalsınız. Arafat demezsiniz. Arafat'ta turistlik bütün ahli sünnet ve cemaatine göre farzdır. Peygamberimiz aleyhisselam etkenler hac Arafat'dır diyenler. Üç mette etkenler. Kim iki Arafat'a yetişse haccı buladır. Arafat'dan hiç koyun adamı haccı bulmayın. Bazı insanlar Müslümanları toplayıp hacıya alıp baradı. Yolda keç kalışadı. Arafa günüden kim yetip barışadı. Onlar hacı bulmayadı. Ha, umra kılışadı. Umra kılık kaç kilo oluyordu ki hacı bulamaydı onlar. Arafa'ya geç. Arafa günü Arafa meydanı yetip barıştı gerek. Arafa yetip bardı mı 10 dakika tursaya bunu hacı bulamaydı. 10 dakika tursaya. 5 dakika tursaya. Diyor ki Arafa'ya bağırdı. Hiç gözü yetme geldi geçtik. Korkkanı da yollarda kap kitabımızdır. Arafat'ı körüp bozdan getip kaldı bir yakış bulup. Adamlar onu kütarıp Arafat'a kırıp geçti. Bunu hacı böyle olardı. Peki şimdi yaptığımızda bağırıştı yani. Keç kalıp bağırken. Keç kaldı Arafat'tan. Arafat keç şimdi yaptığımızda yakın başlasından kırdı. Burası durdu çıkıp gitti. Yeterdi şu. Yani en azı bu. Bu masam aslında Mekke'den Mina'ya bağırladı. Mina'da Bamdat dokuyorsunuz da ki Arafat'a hareket kılasın. Mina'dan. Arafat'a bağırıp peşimle aslında koşu bakıyorsunuz. Peşinde vakti de. Peşimle aslında koşu bakıyorsunuz. Cem kılıp. Peşinde vakti de. Bundan ki Arafat meydanına bağırıp Şam geçe ibadetle meşgul bulasın. Namaz okuyorsunuz, dua kılasın, istiğfar etsin. Arafat'ta dua kabul olabilen yer. Arafat'ta Cebelur Rahme, Rahmet Tağı diyen yer var. En belent yerde tağ var. Peygamberimiz Aleyhisselam o şiddet tutup hem hacilerde başka yerler hem dua kıyanlar. O en belent yeri bu yerine geçiyor. Hem mekûr insindir. Eğer adam kem olsa o şekilde bargeniz müstehab. Peki adam köp olsa adamları uğrup sürtüp bir yerden tartıp bir yerden tartıp kirişte, eziyet verişte haceti yok. Günah bulur. Müstehab dedi İnsanlara zulüm kimin? Biz hacıya bağırganda Cebel-i Rahme'ye bağır mahsup olduk. Karasak adam şu derecede tıkılınç ki adamlar nefes alamıyordu. Osman Karın da nefes alışıyordu. İlgilerini taşıdığınız çümeydi ilgine. Şu derecede zı çok gitken. Hem ısık. Bunun halatı kirişti. Hiç gereği yok. Biz ki Cebel-i Rahme'den sen uzakta. Cebel-i uzakmaz. Mesela dedik ki bir 100 metreçe, 250 metreçe uzaklıkta. Bağlı ikinci yine. Deraklar var. Şunun sayesinde oturup dua kılaz. Neme dua kısız Allah-u Teala kabul kılaz. Arafat derken de dua kabul kılaz. Bütün günahlarız yuvuladı. Peygamberimiz Aleyhisselam Arafat'ta dua kıldılar. Ya Rabbi ümmetime bütün günahlarını geçirgindir. Katlı dua kıldılar. Allah-u Teala etti ki beni hakkım git bugün tecavüzlerdi günahlarını hemesini geçirdim. Demek Arafat günü de
Allah'ta haqqiga tegishlik nima gunohingiz bo'lsa, duoqni Alloh taolo qabul qiladi. Hammasini kechiradi. Lekin qul haqqini kechirmadi Alloh taolo. Arafatda. Qattiq duo qildilar. Alloh aytdi, o'zimni haqqimni kechirdim dedi. Ammo qullarni haqqini kechirmadim dedi. Arafatda Allohning rahmat barakatlari yog'adigan, farishtalar yog'adigan kun. Nihoyatda fazilatli kun. Ajoyib bir kun. Ve o'sha Arafatdagi tog'larda shaytonlar ham ko'zlari mo'ltillab qarab turgan ular. İnsanlarda günahları keçirilip duyanını görüp çidelmezden çünkü mehnetimiz zayi buldu ya. Yani onlar da zor araştırıyordu, badbaktırıyordu. Kili hem günahları keçirilip getirdi ya. Dıt, şümşeyi botuladı yankın. Arafat ne mi için Arafat de batardı? Her hıl kavuller var. Biri Cibril aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam'a hac amellerini ürget yaptırıp Arafat bana farz bo'libdi ki, Makka'dan borilgan eng oxirgi yer Arafat. Ki Arafat'tan yana Makka'ya qaytiladi. Arafat'ga bordilar, yo'lda ibodatlarni o'rgatdilar-da, ki Arafat'da tanidingmi dedilar. Shundan Arafat bo'lib ketdi. Degan bir qavl bor. Yana bittasi Odam alayhissalom bilan Havvo odamimiz jannatdan tushganda boshqa yerga tushdilar. Keyin bir-biriga intildi, bir-biri bilan ko'rishmoqchi bo'ldi. Arafat'ta Arafa tanıdı. Adam arasında Havva'nı gördü, Havva adamını gördü. Bunu görüp tanıdılar. Arafa. Şunun için Arafa deyilir. Yine bitti kavul var. Bölgesel uzak tarihi gidiyemiz. Misak'ta. Mübarek'e karagende El-Misak Arafat'ta buyum. Allah-u Teala Adam Aleyhisselam diğer etkenlerken belini siledi. Ve kıyamet geçirdi. Bütün zürriyatlar o şekilde maydonda hozir bo'lishdi. Hozir biz qanday bo'lsak, shunday holatda o'sha yerda paydo bo'lganmiz. Jasadimiz va ruhimiz bilan va aqlimiz bilan. Ammo kichkina bo'lganmiz, bunday katta emas. Chunki bunday katta bo'lsa, butun dunyoga sig'maydi insonlar. Ko'p-ko'p. Chumolilardek kichkina bo'lishgan hayotda. Odam alasidan tomosha qilganlar bola chaqalarni ko'rib, zurriyotlari. O'sha yerda ko'p ishlar hal bo'lgan. Va Alloh taolo hujjat qoyim qilgan. Xulosasi shuki, alastu bi robbikum, men sizlarning robbingiz emasmanmi degan. Shunda butun insonlar, shular ichida sizu biz ham bormiz, Firavun ham bor, Lenin ham bor, Namrud ham bor, hamma aytganki, bala, qalu bala. Hammasi aytdiki, bo'lmasam-chi. Sen bizning robbimizsan deydi. Hamma aytdi. O'sha yerda hamma nima bo'ldi? Arafu robbahum. O'zlarining Robbini tanidilar. Aytdiki, biz senga muhtojmiz dedi. Sen bizning Robbimizsan dedi. Shuning uchun har bitta insonni fitratida Allohni tanishlik bor. Chunki dunyoga kelishdan oldin o'sha vaqtda Alloh taolo chiqarib hujjatni qoyim qildi. Al-Misoq deb shuni aytiladi. Shuning uchun bir insonni ko'rib qolasiz, o'zi Yevropadan kelibdi, ko'ziga siz ko'rinaveradi. Shuni ko'rgan deyman-da. Shuning uchun aytadiki, Al-Misoqda ko'rgandirsan. Haqiqatdan Al-Misoqda ko'rgandirsiz, yonma-yon turib qolgandirsiz. Shuning uchun Arafat deyiladi. Yana unisiga hajga borganlar hammasi shu yerga to'planadi-ku. O'rtada ta'aruf bo'ladi, tanishlik. Shuning uchun ham Arafat deyiladi. Mana bir necha qavullar bor, hammasi to'g'ri. Bo'lgan narsalar bor hammasi. Arafatga to'playapti Alloh taolo. Islomni maqsadi qanday ummatni birlashtirishlik. Hamma borgan o'shunga. Har millatdan bor. Insonlarda hamma tabaqasi bor. Mansabdori bo'lsin, boyi bo'lsin, kambag'ali bo'lsin, tilanchisi bo'lsin, hammasi bir xil. Qarasiz, erkaklar hammasi ikki parcha latasi bor xolos. Kambag'ali ham shu holatda, boyi ham shunday holatda. Podshosi ham shu holatda, gadoyi ham shu holatda. Alloh hammani bitta saviyaga tushiryapti. Bir xil hammasi. Hech qanday bir-biridan farqi yo'q. Ajratib olishingiz qiyin deya qarab. Sherigingizni yo'qotib qo'ysangiz topolmaysiz. Hammasi bir xilda. Qayerdan topasiz? Islomning go'zalligini qarang, hammani birlashtiryapti. Bir bo'lishligimiz kerak. Aka-uka, hajda hikmatlardan bittasi shu. Endi Arafatdan qaytish kerak. Shomda qaytasiz, quyosh botgandan keyin. Agar islomiy hukumat bo'lsa,
xalifadan oldin qaytishlik joiz emas. Xalifa tushadi avval Shomda o'qib, Shomda o'qmasdan Shom quyosh botgandan keyin qaytadi. Ki hamma unga ergashib tushishlik kerak. Agar xalifa bo'lmasa bizni zamonga o'xshab, unga quyosh botdimi, ham Arafadan tushiradi. Payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki, mushriklar quyosh botishidan oldin qaytaradi. Biz ularga muxolifat qilamiz, biz quyosh botgandan keyin qaytamiz. Quyosh botgandan keyin qaytasiz, shomda o'qimaysiz. Ammo shiyalar sunniylarga xilof qiladi. Shiyalar Qur'on hadisni dushmani, ular o'sha yerda o'qishadi. Hajga borganda ham shu Arafadan qaytyapmiz, yo'llarda shiyalar namoz o'qishyapti, shom namozini o'qishyapti. Qaytasiz. Arafatdan Muzdalifaga qarab kelasiz. Mana Arafatdan qaytganlaringizda fazkurullaha indal mash'aril harom. Mash'arul haromda Allohni zikr qilinglar. Mash'arul harom Muzdalifadir. Mash'ar degani shior degani. Shior alomatlar, ibodat alomatining yeri. Haram deyapti çünkü haramga kiradi. Haramdan hisoblanadi. Arafat haramdan hisoblanmaydi. Haramdan tashqarida Arafat. Lekin Muzdalifa, Mina bular haramda hisoblanadi. Shu haramga kelganlaringizda, Muzdalifaga kelganlaringizda Allohni zikr qilinglar. Muzdalif degani birlashuvchi degani. Nimaga birlashuvchi deyilyapti? Mana Arafatdan tog'dan qaytib kelishib bir vodiyda to'planyapti insonlar. Bayram ustiga Odam alayhissalom va Havvo onamiz Muzdalifada birlashdilar, bir bo'ldilar. Va boshqa yana nisbatlari bor. Shu yerda Quzah degan tog' bor. Payg'ambarimiz alayhissalom shu tog'ga chiqib duo qildilar. Chunki jamoatni boshqarish kerak-ku, hamma ko'rishlik kerak. Tuya mingan holatdalar. Shu tog'ga chiqqaningiz yana mustahab. Agar zahmat, izdiham bo'lmasa, birovga aziyat beradigan bo'lsa, unda boshqa bir yerda bo'lasiz. Zotan Muzdalifada tog'lar bor ikki tarafdan. Biz hajdan qaytyapmiz, yonimda shogirdlarim bor edi, makkalik bolalar. Ular rahbarlik qilyapti. Keldik maydonga, Muzdalifada, Muzdalifaga kelib, Muzdalifaga kelguncha o'zi xuftonning vaqti bo'ladi. Shomda vaqt chiqib ketadi. Shomdan xuftonni jam qilib o'qiysiz. Ikkalasini jam qilib o'qiysiz. Kelib shomdan xuftonni o'qidik. Muzdalifada tog'larning o'rtasida bo'sh yerlar bor. Odamlar o'tirib zikr qilishyapti, ba'zilar fikr qilishyapti. Ba'zilar yeb ichib, gaplashib o'tirishibdi. Gilamlarda savolgan, darsxonalarda solishgan. Ba'zilar u bunasi sotyapti. Lekin qarang, tijorat qilinsa ibodatingizga zarar qilib qolmasin. Ibodatga zarar qilsa, u tijorat bo'lmaydi albatta. Joiz emas. Ibodatga zarar qilmagan holatda tijorat qilasiz. Keyin bizga shogird aytdiki, ustoz, tog'ga chiqaylik dedi. Biz charchab kelganmiz. Dedi, tog'da nima qilasan? Yoqmadi menga. Tog'da nima qilasan? Hamma shu yerda o'tiribdi. Biz ham o'tiraylik dedi. Aytdi, ustoz, hozir bu yerda o'tirib bo'lmaydi, hozir ko'rasiz dedi. Keling dedi, hozir yomon bo'ladi. Nima bo'ladi? Keling, keling. Uni ko'rsiz tushunasiz, bo'lsam tushunmaysiz dedi. Keyin tog'qa chiqdik mana. Itoat qildik endi. Bilganga itoat qildik-ku. Bu rahbar, bizga rahbar. Ular har yili hajga chiqadi, ular o'sha yerda tug'ilib katta bo'lgan bolalar. Keyin tog'qa chiqdik, balanda o'tiribmiz. Bir vaqtda qarasang endi Arafat tarafida dengizdek bir insonlar kelyapti. Dengizdek. Bizlar endi muqaddimatlar edik-da biz. Dengizdek bo'lib kelyapti, lekin o'rtada maydonda yon boshlab gaplashib o'tirganlar. Oldingi odamlarga aytdi, ko'rmayapsan biz o'tiribmiz bu yerda. Ko'rmayapsan taom yeyapmiz. Ey, to'shagini bosma, nonini bosma deyapti turdi. Bu vaqt qochyapti hammasi. Boshiga odamlar, masalan bitta, ikkita u kelyapti, keyin 10-10 to'g'ri, keyin yuzlab kelishni boshladi. U jamoat to'xtatarmaydi o'zini. Oxirizdan 100 minglarcha odam itaryapti sizni, 100 minglarcha. Millionlab odam kelyapti-da, dengiz deb olib. Haligini ko'rib, ya'ni ruhoniyatni ko'tarlardi, xursand bo'lasiz. Haligini hali holatini ko'rib, men tuni yaxshi degan ekan. Bo'lsam biz ham maydonda yugurib yurganlar. Hamma narsa yoqtayda qolib ketdi. Hali meva sotib turgan, non sotib turganlar bor edi. Ular ham oldin qochishga harakat qildi, bo'lmadi. Aravalar oyoq ostida o'tib ketdi, hamma narsa. Mevalar chajilib ketdi. To'xtatolmaysiz ularni, qanday to'xtatasiz? Bu odamlarga toqqa to'g'rilab qo'ysangiz, toqqa avval yopishtirib qo'yishadi. Juda katta kuch bor u yerda.
Hiç kim bunlarga tosu bulamaydı. Bir tağda oturduk, önce keç buldu. Zikir kılıyapız, ibadet kılıyapız. Ki yani dengiz ötüp gitti, sen yengillap kaldı. Ki basket düşüp biraz okuladık. Bana şu yerde Muzdalife'de dua kabul buladığın yer. Dua kılıçlık gerek. Fezkurullah'a. Yani Allah'a deyip, Allah zikir kıyılar deyip. Peygamberimiz aleyhisselam Muzdalife'ye ki yine ki yine kattı dua kıldılar. Ya Rabbi ümmetini keçirgin. Muzdalife'de Allah Teala etti ki ümmetini kul hakkını yem keçirdim dedi. Ve hemi günahlarını keçirdi oldu. Yani Allah hakkı yem keçirilgen Arafat'ta Muzdalife'de kul hakkı yem keçirildi. Kim Peygamberimiz aleyhisselam tevassum kıldılar. Sahabeler etti ki arasında demek ya tevassum kıldı kül yapsız. Ettiler ki o tağladığı şeytanları bir görseleriz. Bu dua kabul edilgenlerine şeytanlar çidemezden çarşını yürüp, başıgı taşlarını uğrup, şeytan askerlerine taş atıyordu, bedbəhler. Çünkü mihnetimiz zayıf oldu. Keçirilip gitti bunlar hemen günahları. Bütün günahları keçirilip gitti, mağrudup gitti. Dua tariyat kılıyordu şeytan. Ferişteler kanca kursan, Peygamberimiz kanca kursan. Şunun gün çektirilirdi, kim ilk ki şeriatken muhafı haç kısa, anadan doğrulayan rekbar farkızı okuladı. Şimdi Allah şunçelik keçirgenden ki, hacdan keçirgenden ki, dinge mahkem buluşluk gerek. Yani hata kılmaz mı yani? Emin mesela hatalar buladı, başka mesela. Dinge mahkem olsun. İslam'da hacdan maksadı şu zaten. Allah ki ibadet kılsın, günahlardan paklansın, biraderlerini tanısın, ümmeti tanısın, ümmeti görsün, birleşsin, bir buluşsun, birbirinden haberdar olsun. Vazkuruhu kema hedakum. Sizlere hidayet kıyan edek, Allah'ı zikir kılıyorlar. Allah Teala sizlere hidayet kıldı ki, zikir kılıyorlar demdi sizlere. Allah'a hamd ediyorlar, Allah'ın razı kılıçdaki hareket kılıyorlar. Kafını ta'lili ediyorsunuz, Allah sizlere hidayet kıyanlık için Allah'ı zikir kılıyorlar. Ve in kuntum min kablihi la minad dalin. İn doğrusu hâhıl kavullar var, bazıları muhafife dedi, bazıları kablige manada dişedi. Lekin köptülü muhafife dedi, elbette sizler bundan aldın, hidayetten aldın, İslam'dan aldın, Kur'an'dan aldın, aleşiyücülerden bu kendiler biz. Zalalattaki insanlardan bu kendiler biz. Elbette doğru. İslam gelişten aldın, insanlar zalalattaydı. Dalin, yani aleşiyücüler. Allah Teala en katta fazil ihsan kıldı, yani hidayet kıldı. Allah'ını zikir kılıyorlar. Demek biz ötken günahlarımız için hem zikir kılamız ve Allah bizi hidayet kıyanı için hem zikir kılamız. O yüzden yakınlarınız için, bütün ümmet için, bütün insaniyet için dua kılın. Herkese dua kabul bulan yani yer. Peki şeriatı mahrum buluştuk ki elbette dua. 199. ayet. ثُمَّ اَفِيضُ مِنْ حَيْثُ اَفَادَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Keyin insanlar çüken yerden sileren çüyler. Ve Allah'a istiğfar ettiler, günahlarını keçirip soruyorlar. Elbette Allah Ta'ala günahlarını keçirici mehribandır. Suyutiyeti yaptılar. ثُمَّ اَفِيضُ يَا قُرَيْشُ مِنْ حَيْثُ اَفَادَ النَّاسُ اَيْ مِنْ عَرَفَةَ Ey Kureyşliler hem şüyler insanlar çıkan yerden, yani Arafa'dan. Bi'en taqifu biha ma'hum. Yani insanlarla birgelikte Arafat'ta duruyorlar. Ve kanu yaqifuna bil Muzdalife tarafu'an anil vukufi ma'hum. Kureyş başka adamlardan turistlikten uzunu kette tutup Muzdalife'de duruşar. Arafat'ta varmasın bunlar. Şunun için Allah talep etti ki, insanlar çıkan yerden şüylesinler hem. Kureyş'te bunun yıkılışı hakkı yok. Hemme bir. Kimiki Allah'ın huzurunda derecesi belen bu iş talese, takvadar bulsun. İnne ekremeküm indellahi etkâkum. Takvadar bulun. Allah'ın huzurunda sizler en mükerremleriz, en takvalilerizdir diye yaptı Allah Teala. Allah Teala bizi baylığımız, cesedimiz, mensebimiz, nesebimizge karemeydi, amelimizge karemeydi, ihlasımızge, niyetimizge, kalbimizge karemeydi. Lekin Kureyşliler başkalarına huzunu belen tutup Muzdalife'de duruşarırdı. Bunlar bahane şu ki biz haram ahlimiz, haramda turamız, Arafat haramdan taşkarı ki, yette avamlar turadı, yette başkalar turadı.
وَسُمَّ لِلْتَعْتِيبِ فِي الزِّكْرِ كِنْ سُمَّ bir de zikirdeki tertip için. Yani yukarıda zaten Arafat'tan çüyledi de yine kiyin diye yaptı. Bunu kendi düşünüşlük gerek. Bu başka bir yapma bugün sabah geledi. Çünkü şey yaptı ki bir de sümme zikirdeki tertip için halas. Vakiyelikteki mez, ameldeki tertip mez bu. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ زُنُوبِكُمْ Günahları düşünün Allah'a istiğfar etiler. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ لِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمٌ بِهِمْ Elbette Allah Teala müminlerde keçirücüdür ve onlara mehribandır. Bu ayette işte tefsir var. Birincisi Suyuti'ne etken geldi. Kureyş, sizler kibirlenmeyeler. Başka insanlar çıkken yerden çüylesler. Arafat kibariler, Arafat'tan kaydiler. Birincisi bu. İkincisi, insanlar kaydken yerden kaydiler dişten mahsat İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. Peygamberler, salihler. Hazır ki hac amellerimiz İbrahim Aleyhisselam'dan kalken ki İbrahim Aleyhisselam çüken yerden çüyler diye manada. Aminu keme amenen nasu dilinyende sahabeler kaskırındı ki dedem insanlar diyende peygamberler evliler salihler kaskırını yaptı. Şüler çüken yerden çüyler. Yani şeriatki muhafif olsun. Sizler de Arafat'tan kaçtıklar İngiliz. Bazıları dedi ki sümmenin hakiki manada deyişip Müzdalife'den Mina'ya düşündüğü de içeride. Müzdalife'den Mina'ya kaçtık. Ve istiğfar ettiler de yaptı Allah-u Teala. Karin, Allah-u Teala bizi istiğfar gibi büyür yaptı. Allah'ın merhametini karin. Yani hali hadis şöyle yap gelin de. Allah-u Teala istiğfar gibi büyürdü ki benimle keçirim sorulardı. Keçirim sorasız, ozu büyürgenlik için hemen günahınızı keçir oraya yaptı. Karin. Allah'ın merhameti de Allah diye büyük zatka şimdi büyük mükafatlar yaraşadı. Bir de keçirim sorular dedik. Keçirim soru diyoruz. Hemen günahınızı keçir var yaptı. Allah ki istiğfar ediler. Ötken bütün günahlar için. Elbette Allah Teala günahları keçirdi. Her kendi günahı keçirdi. Ve mihribandır Allah Teala. Yani gafurun ötken günahlar için. Rahim ne mi için? Gelecekteki günahlardan saklaştık. Gelecek günahlardan saklaydı. Ve ozu yakışık ödeyen yollarına sizi hidayet kıladı. Sizi Allah Teala bana o ziyadamçı böyle bütün günahlarınızı geçirip anadan doğulgan diye kılıp sizi pak pak size kıl yaptı. Bir ağabeyin de o ziyahat bulayım. Şu önce geçir olsa, günahtan yuva olsa, şundayım günahlarınızı köpek etse, bu cehennemde otun burası da ki. Eğer biz bu hayatını Müzdalife'den kaydiler, şüyler, bir tafsir kıladığım olsa, bundan Müzdalife'den kaydı buladı. Müzdalife'de karışlık, tüneşlik, Hanefilerine göre vacip. Bazı mezheplerine göre ise farz. Hanefilerde vacip. Yani bu adam Müzdalife'de türelmese, bu adam da haccı buladı, koy soruşluk kereye buladı. Naks buladı haccı. Peki kasten terkimesin elbette. Şunca faziletlerden mahrum bulmasın. Peygamberimiz Aleyhisselam Müzdalife'de Bamdat'ta erte okurdular da ki Mina'ya kaytardılar. Erte kaytardılar. Müşrikler ise keç kaytardı. Kıyas çıkkenden yine kaytardı. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam yani Bamdat'ta okurdular erte ki dua kılardılar. Mesela Suyuti hadis getirdi ki Peygamberimiz yüde yarışıp gitti. Kıyas çıkkanı yok ki etraf yarışıp gitti. Bamdat'ta yine ahireyi sağa vaktileri. Şu vakitte kayttılar. Mina'ya. Yani şeytanıya taş attı diyen yürüye. Müşrikler ise kıyas çıkardı. Kıyas çıkıp ne götürülgenden ki kayıt çıkardı. Bunlar yakılak kılıyordu. Hem bunlar yakılak kılıyordu. Aslında müşrikler biz yakılak kılıyordu. Aslında İbrahim Aleyhisselam biz de yemek kılıyordu. Müşrikler onu uzları gibi münasık kıvarışken. Arafat'a barma yaptı, kibir kılışı. Ve Müzdalife'ye ertara kayıtçı yaptı. Kesuk hiç kap gitmeyeliydi. Ve yine Müzdalife'den Mina'ya kaçtı, kes kaydetti ki küpür okula valiliydi. Hemeni nefsi yeri yaşıp düzülgen nasıllar. Muhammed Aleyhisselam ise İbrahim Aleyhisselam'ın amellerini ihya akıl yaptılar, tırıltır yaptılar. Müzdalife'den yine Mina'ya gelişti başlayıpsız, Mina'dan taş teri olasız. Taş yine teri değildi ki, taşları teri olasız. Çikin ekçine taşlar, kağıtta kez taşları kütermeyiz, termeyiz. Kişine taşlardan ter olasız ki şeytan gibi bağırgenden ki
O şekilde taşlar var. Bir girip koyunca, ete şeytan durmuyordu sizce. Tırcaya kadar durmuyordu. Ete bir taş var. Yani taşta uğraşsın bu küçük taşlarla. Şunu yıkılıp atarsın. Baş parmağınızı tırnağının üstüne koyup durup atarsın. Ya ki parmaklarını uçup yengirgene, sekengine atarsın. Bunu ayrıntılıp, kulüyüze ayrıntılıp atmıyorsunuz. Avamlar öyle dedi ki, o şekilde şeytan durdu dedi. Biz şeytanı uğrayıp bizdir. Kağıtı kağıtı taşlarını alıp küçüğünü barışı atardı. Nariyadaki Müslümanın başı getirdi. Dur atası yerden aa diyen bakırgan var işte. Bazı cahallar cazabeye gelişip tepsikasını çıkarıp atıyordu. Sürküp. Bu caiz mi? Bu da cahallardırlar. Ne makil yapıyorsun sen? Peygamberimiz küçüğüne küçüğüne taşlarını alıp şu kurmanı denegi çekilir. Mekke'de iki beraber kilerdi geldi. Derecede. Taşlarda alıp şeytanı şey yetti attılar. Her atken de Allahu Ekber'de tekbir etti atarsız. Şu şeytanı taş atınca kadar lebbek Allahümme lebbek tesbih, tehlil, hamd bütün zikirleri kılırız. Şeytanı taş atı yaptırganızda ki terbiyeni tohtadır. Lebbek Allahümme tohtadır. Hem atadı erkeklerden hatırlarım atadı. Korkmayın. Bizi zamanda adamlar şeytanı taş atıştan korkuşardı. Falanca adam ölüp diken, bunu ölüp diken, bunu ölüp diken neydi? Hem az vahime bilen. Vahimeden öyledi. Uzunuz vahime bulu, hani halsız bulup tabi yıkıladı. Adamlar mecbur ezip giderdi ona. Adamlar ayağında yıkılsız mecbur ezip giderdi. Yıkılmayın da. Biz hep taş atken hareketi yaptık. Biz aldığından bizi hem korktuk adamlar. İhtiyat bulayım. Hence adam öyledi. Falanca ölgen, pistancı ölgen. Adamlar ezip giderdi. Biz de hatalli. İlacı olsa yakınlaşmayın, uzağdan turup atın. Dükkanca vahime kılıçtı. Biz zekin yakınlaşıp geliyoruz. Şeytanın taş açtığı için. Bir de karasa. Afrikalı kadınlar beye moral geçişi yaptı. Afrikalı kadınlar beye moral. Halikleri görüp uyandım ki. Diye kadınlar beye moral geçişi yapsa. İki ülkesinde balasiyen var. Birliğe bağla var. Beye moral geçişi yaptı. Barıp. Çünkü şeytan dilinken taşlarını yerine getirip benim olan Allah'a haklandı atıp kedi yattı. Bir anda karasız devli erkekler korkup ıstırap kaldırıp itermeyler beni itermeyler. Olacak ama rahmım kesilip kesin. Şimdi bize mi yakınlaştık? Hama birbirini korktu yani geçen hala gece ay bomboş hiç kim yok yönde. Uzağda hama birbirini korktu orada. Benim olan taşlarını attı ötüp gittik. Hazır ki vakti indi, işte kıynanmasında tabaka tabaka kılışıyordu, kavat kavat. Az tur kavat dedim yani. Tur kavattan adamlar gelip taş atışıyordu. Şunu diye buzları gözleri maşakkat kılıyordu. Biz şeytan gibi taş atışı çıktı bir yigit geldi, Arap yigit. Kaldırıyor, tıktırıyor, şayık dedi. Ben taş atamıyım ben dedi. Yürü yok mu böyle dedi. Kafarat mahkuyorsan, koyu sevip görürsen dedi. Bak at, içkin yok, biz hazır atıp geldik. Sen iltimas deyip, ben atanmıyım ben deyip. Hani yaş ben deyip. Kanca adam ölüp deyken. Şunca korkan adamlar. Korkmayın siz onu. Yok kıla deyken ben. Suttuğunu bana taş at deyken. O seni öldü deyken ben bana varım. Ya ahirette onun gibi başkasını attırsan bu neydi mi? Ben neydi onu sen şimdi. O şey yatı kabul kımıyordu. Var mıydı? Şunca korku çıkan onu. Olsa korka deyken nasılmaz. Bu cemaatke bağlı bu. Bir adam gelip bir katta cemaat gibi kalsan o zaman minlerse cemaat. Bir vahime getirse oğlan birbirini itarır. Şimdi hani birinin saftayla bir ortası yıkılsa iki yılda bir ortasını basıp geçişi mümkün. Bu her yerde buluşu mümkün. Müzdalife diyen buluşu mümkün, Arafat'ta buluşu mümkün, Mina diyen buluşu mümkün. Böyle tünelde buldu ki tünelde. Tünel işte tağlı tarihinden teşhinin yer. İki taraftan hazırlar kirgen tünelge. İki taraftan böyle iter yaptı mı? Tünelde ortasında böyle iterip neşte adam öldürür şeyde. Cemaat bu kadar ki kıyı da tohtatamayız. Kayıt yaptığı dünyalardan tünelge kirgen, keli yaptığı dünyalardan tünelde ortasında neşte adam öldürür. O şeyden çıkan adamlar dedi ki bize bu şeyde tünelde kapı getirdin dedi. Allah sakınlar dedi. Ama dedi Allah geçirsin dedi. Üstad dedi Mekke'de yaşadılar. Mekke'de yaşadılar tacir adamlar. Allah geçirsin dedi, ben de canlı saklaştığım vacip ki, biz yetişkin kutkaran mıyız? Hiç olsa özümüzü kutkarışımız kere yemezsin de, kere.
Benim gel buldu. Biz karasaydık ki ilaki ölemiz. Adamlar üstüye çıkıp aldık deydi. Adamlar üstüye çıkıp alıp gece tör ayaklar çıkıp ettik deydi. Başka ilacı yok. Yerden yürüp mü deydi. Tıklı koyun adamlar deydi. Kaytarmıyordu. Arkadan ithalat çıkıyor. Arkadan ithalat da ortadakiler öyle yaptık deydi. Dünyanın içi havasızlık. İki taraftan sıkı yaptı. Burak tepeye çıkıp aldı da adamlar üstüden yürüp çıkıp ettik deydi. Şunun için İslam ayetleri, hatırcan, beymaral, dinç gelen, sakin. Hadislerde okudularız ki Peygamberimiz Aleyhisselam sahabalarına sakin sakin, aste aste, sekin sekin, şaşılmazdan bir terbiye kılardılar. Bunlar hala sünnet bunlar. Rahime kılıçtık gereği yok. Bazen taşlarda yuvalışadı. Bunlar bidiyat bile, taşlarda yuv. Has kılışı. Atılınken şey, taşlarda kayıtıp alınmıyordu. Atılınken taşlarda alıp tekrar atılıyordu. Yoldan başka bir gelin. Hazır ki vakitte Saudiya hükümeti hizmet kılıp işte minolarına her yerlerine şimdi mayda şahalar döküp duruyor. Aleyhlerden teri olasın. Kiskin eskine taşlar. Hep gelip atı orası. 200. ayet. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاكُمْ اَوَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ Menasiklerinizi, hac ibadetlerinizi bitirgenlerinizde Allah'ını zikir kılıyorlar. Ata babaları zikir kıyken deyik. Ya ki zikirde ondan hem katlılık kılıp. İnsanlardan bazıları var ki, ey Rabbimiz bizlerde dünyada vergin deyip eytendi. İnsanlardan bazıları, ey Rabbimiz bizlerde dünyada vergin deyip eytendiğin kişilerdir. Ve ahirette onlara hiç kendi nasibe yok. Suyutinin tefsiri فَاِذَا قَضَيْتُمْ اَدَّيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ عِبَادَةِ حَجِّكُمْ Sizler hac ibadetlerinizi, menasiklerinizi kaza kıyanlarınızda, ada kıyanlarınızda. Kaza, ada manasında geliyordu. Ada kıyanlarınızda yani بِاَنْ رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْاَقَبَى Cemretul Akabe, avamla onu kette şeytan deydi. O yüzden cemre diyen taş deydi. En ahirgi taşke, taş açını bilen. Ve tuftum ve tavaf kıldılar biz. Tavaf-ı ziyare. Tavaf-ı ifadayım deydi. Farz buyuyen tavaf. Bunu hem kıldılar biz mi? Kabe'de bulundu. Ve istakrartum bi mine. Ki kayıtlı minaya kildiler biz mi? Fezgurullaha. Allah zikir kıldılar. Bit tekbiri ve senai. Tekbir ettir, sana aittir. Elhamdülillah deyirler, Allahu Ekber deyirler, başka zikirler deyirler, Kur'an okuyorlar, namaz okuyorlar. Kezikrikum abakum, atalarınızı zikir kıyandık. Kemekuntum tezkurunahum, inde ferahi haccukum bil mufakharati. Sizler İslam'dan aldın, hacdan, boşu gelenlerinizden kıyın, fakirlenip atabalarınızı zikir kılardılar. Çünkü o şey Allah'ı zikir kıyar. Avaşar da zikra, min zikrikum iyyahum. Ya ki zikirde katıra kılın. Yani atabalarınızı zikir kıyandan göre köprak Allah'ını zikir kıyılar. Bunun üç ayeti yaptı Allah-u Teala. İslam'dan aldığın Arap'lar hacdan kaçtık ki ibadetler bitti ki oturup alışıp her kim uzunu kavmini mehtep, uzunu ecdatlarını mehtep olardı. Biz ecdatlarımız kette oluyor bu yani. Size bir tersi, biz ecdatlarımız kette oğlum bu yani. Aşeyi götürürken de piş diyenekken tayyiden mişik çıkıp yetenekken. Bizi babalarımız divarda minip çoğu diyenekken, divar yürüp gitkenekken. Bunun için her üstüne kısaları yapıp mahtanışı uğrardı. Allah diyordu ki, şimdi ulanı zikir kımıyorlar. Kanca şavuk zavuk olan zikir kılaçları atan bunlarıydı. Şimdi şavuk zavuk olan, bundan göre yakışarak kılıp Allah'ın zikir kılıyorlar. Ve nusibâ şedde alel hal min zikril mensûl izkuru. Zikir kılıyorlar. Diyende şu mensubdu zikirden hal buluştuki göre aşağıda mensub buluyor. Zikirde katıra halette zikir kılıyorlar. Diye manada. İzlev ta'khir anhu leke nesifetanahu. Çünkü eğer o kiyinkene diyen olsa o da sıfatı okuladı. Şunu için hal kılıyordu zulü. Feminen nasi men yekulu rabbena atina nasiben fid dünya. İnsanlardan bazıları var ki ey Rabbimiz bizge dünyada nasibe keltirgin, bergin deydigan kişiler var.
فَيُؤْتَاهُ ف۪يهَا Ve o adamga şu nasibesi dünyada beriladi. وَمَا لَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ النَّسِيبِهِ Ahirette ise onun geçkeni nasibe yoktur. Bana da hac ibadetleri bitiyordu. Allah Teala dedi ki, hac ibadetlerinizi bitirdiler izni, şimdi Allah'ı zikir kirliler diyordu. Allah'ın hikmetini kareyim, bütün ibadet bitkenler ki zikir kirliler. Şimdi farzlar bitti, hacdi farzlarını bitirdiyiz. Ertelindi ki mesela şeytan giyem taş attıyız, tavafan kıldıyız, farzlar bitti, vaciplerden bitti. Bu neyse vacip kaldı. Mesela tavafı vida kaldı, vidaleştik tavafı vacip. Adaytum diye yaptı Allah-u Teala. İbadetlerinizi bitirdileriz mi? Zikir kıyılar Allah-u Teala diye yaptı. Demek ibadetten ki zikir kıyılardı. İbadetten ki beyfavalık kıymetsiz. Ha ibadet kıval deyik. Bir fakirlenmeyesiz, kibirlenmeyesiz, gaflet geçirmeyesiz. Zikir kıyılarsız ki, tavazu kıyılarsız ki, Ya Rabbi, kulumuzdan ki kendimize ibadet kıldık, kabul kıyın. Kemçilerimizi keçirin. Kıyın hayatımızda hem, daim senin yolunda buluştuğumuzu nasip kıyın. Yenilip dua kılıştığımız gerek. Demek ki Allah ki ibadet kıyken halette Allah'ta zikir kılaz. Dinge hizmet kıyken halette Allah'tan keçirim soruyuz. Biz zamanında Müslümanlar ne dedi böyleydi? Günah kısa keyin zikir kılamız. Eğer günah kısa keyin istiğfar etmemiz, tavba kılamız deyiz. Bu mesela demek ki rengi bağlıyız. Bence yürüp biz o deyiz. Allah dedi ki hacde bitirgenden ki zikir kıyılar deyiz. Ramazan'da ne diyordu? Ramazan'ı bitirgenler ki tekbir etiyle diyoruz. Doğru mu? Roza meselesi de geldi ki Allah-u Teala sizlerinde şu Roza'ya hidayet kıyanı için Allah'a tekbir etiyle dedi ki Allah-u Teala. Şunun için cumhur etti ki Ramazan bayramı da tekbir etiyle dedi. Roza bitti yaptı zikir kılın yaptı. Namazdan şunu dekarın. Namaz farz namazı bitir yapsız. Zikir kılı yapsız. Salam verdiniz mi? Hadislerdeki en zikirlerde kılıyapsınız. O düzmette tesbih et yapsınız. Hamd et yapsınız. Tekbir et yapsınız. Ve başka başka zikirler var. Bunlar hemen bizi ibadetten ki tavazu kılıçdikçe terbiye kılıyapsınız. Yani ibadetten ki ibadet. İbadetten ki ibadet. İbadet kılıp, dinge hizmet kılıp, gafletke düşmeyler. Allah-u Teala tesbih kılıyapsınız. Atabaları zikir kıyan diye ki iki de meselenin için türüyapsınız. Birinciden cehalette sizler şunu diyorlardılar biz. Aslında İbrahim Aleyhisselam'ı diyor kime gel? Bana biz eğer Kur'an-ı Hadis'e emel kımasıyla o şahalatke çıkıp kalanız. Bana hazır ki adamlar dikenin, nime kılıçladı, mescide vardı, namaz okuşladı. Takvalileri, mescide aldı, samovar var, çayhane var. O şekilde çıkışıp oturup gıybet kılıçladı. Mescide etrafları yemde oturup damaladığı yerler kılınken, şuraya oturup alışıp bütün mahallenin başına ahiyete gıybet çıkardı. Erkeği yok, hatını hiç kim kalmıyordu. Vaktiler aşk olsa ki ikinci mahalle göçerdi. Hac ibadetleri yapıyorduk. Hac diyemek eğer biz Kur'an-ı Hadis'e muvaffak kılmasak, hacge bağırıp kayıtkenine günah kılabiliyorlar var. Bir adam eti yaptı, Allah bizi geçirsin deyip. Biz hacge bağırardık deyip. Arafat'tan kayıtıp, Müzdelife'den kayıtıp, Mina'ya düşkende, şu çadır dişide kumar oynayıp oturardık deyiz. Yani, Mina'da çadır dişide oturup tuz, kumar oynayıp oturup tuz deyiz. Şunun için bunlar cüde mühim meseleler bunlar. Bana kafirler bir yere cenk ise, cenkden kendime kılışadı, arak içip, bazım kılışıp, buna gel biz galip olduk ki. Peki İslam dedi miydi? İzâ ce'en Resulullahi vel fetih, ve râyten nâs yedhulûne fî dînillâhi yefvâce, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ Allah'ın nusulat fatih kegende insanlarını Allah'ın diniyle cemaat cemaat bulup kire yaptırganını görgeninde فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ Rabbine hem de tesbih etkin, istiğfar etkin diye yaptırın. Biz eğer bir yerde fatih kısa cihattır yanımızdan ki yani zikir kılamız yani. Şunun için bunlar mühim mesele bunlar. Ramazan'da hem şundayız. Ramazan'da hem sünnet ki mafıl zikir kılmasız. Fasıllarda da Ramazan bitkenden ki kuşuk, dans, raks, maksala diyen meseleler, maksala bazlıklar başlanır. Şunun için mühim meseleler var. Allah-u Teala bana ehemmiyet verir, zikir kılıyor.
Mana cahiliyet davridagi insonlarning holatidan xabar beryapti. Kazikrikum abakum. Ota-bobolar zikr qilardilar eski amallar islomdan oldin. Eskidan xabar beryapti va ogohlantiryaptiki, agar Allohni zikr qilmasalaring shu holatga tushib qolasizlar yana. Va ikkinchi taraf borki, ikkinchi masala, ota-bobolaringiz qancha bir qiziqib, qancha himoya qilib, og'izlaringizni to'ldirib, shavq bilan, zavq bilan zikr qilardilaringiz. Alloh taolani ham shavq bilan, zavq bilan zikr qilinglar. Avva shadda zikro. Yoki undan ko'ra qattiqroq zikr qilinglar. Albatta ki undan ko'ra go'zal, ixlosli, mukammal, yana ham shavqli holatda zikr qilishlik kerak. To'g'rimi? Hamma musulmon to'g'ri deydi, lekin Allohni zikr qilsa buni zikr qilishmaydi. Tasbih deb shovagan hozirgi musulmonlarni ko'rsangiz, boshini bir u tarafga qiladi, zikr qiladi, bir bu tarafga qiladi. Bo'yni og'rib ketyapti degan, beli og'rib ketyapti degan. Kerilyapti degan. Uf degan, chuqur nafas olgan, zikr qilyapti u. Bir kinodan gaplashsiz, xuddi ruhi kelgan o'likka o'xshaydi. Yangi tirilgan odamga o'xshab qoladi. Darrov ko'zlari katta ochilib, zavq bilan gaplashni boshlaydi. Zikr qilsa qarasi bitta ko'zi uxlab qolgan bittasi ochiq. Allohning zikriga juda bir shavqli, muhabbatli bo'lishligimiz kerak. Mana endi haj masalalari qisqagina bitdi. Endi shunday ibodatdan keyin mana Alloh taolo insonlarni 3 qismga bo'lyapti. Bu ibodatlarni insonlar 3 xil maqsadda qiladi. Birinchisi faqatgina dunyo uchun. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. İnsanlarda bazıları var ki, Rabbimiz dünyada bizge bergen deyin. Ahiret gelemez oraya. Hacge bargen. Yani, hacge bargen o, fakat dünyanı sonra yaptı. Allah deyip ki, ularge ahirette hiç kendi nesibe yok deyip. Nesibe yok deyip de, yani kafir olar deyip. Kafir, hani? Hacden kayıtken adam da etiyip de Allah Ta'ala. Ya kafir ya münafık, fasık. Bu adam albatta cehenneme ketadi. Shuning uchun bütün maqsadimiz dunyo bo'lmasin. Dunyoni ham so'raylik oxirat uchun. Avval oxiratni so'raylik. Oxiratga qurbon qilishlik uchun dunyoni ham so'raylik. 201-oyat. Va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasana va qina azabannar. Va insonlardan yana ba'zilari borki, ey Rabbimiz bizlarga dunyoda ham hasana bergin, oxiratda ham hasana, go'zallik bergin va bizlarni o'tning azobidan saqlagin deydigan kishilar bor deyapti. Suyutining tafsiri va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana ni'matan. Insonlar ichida shunday kishilar borki, aytadiki, ey Rabbimiz bizlarga dunyoda hasana bergin, go'zallik, ya'ni ne'mat va fil axirati hasanatan. Oxiratda ham hasana go'zallik bergin, hiya jannatu jannatdir, va qina azobannar va jahannamning azobidan bizlarni saqlagin. Bi'adami dukhuliha, shu jahannamga kirmaslik bilan. Va hadza bayanun lima kana alayhi al-mushrikun va li halil mu'minin va al-qasbihi al-hasu ala talabi khayri ad-darayn. Kama va'ada bi-sawabi alayhi biqawlihi. Bu narsa Alloh taolo bu oyatlar bilan müşriklerinin ve mu'minlerinin halatını bayan kılıyor. Müşrikler fakat yine dünyanı soruşarız. Allah dedi, Allah için kılıyapız dedi, lakin fakat dünyanı soruşarız. Hazreti Müslümanlar için deyem başındaki, hac kılıyordu, umra kılıyordu, lakin dünya için kılıyordu. Mu'minler ise hem dünyana hem ahiratı soruyordu. Bundan maksat, dünya ve ahiratının yakşılığını talep kılıçdaki kızıktırış buluyor. Yani al-hass o. Allah Teala targ'ib beryapti. Dunyoni ham oxiratni ham qo'lga olinglar deyapti. Va bunga savobni ham va'da qilyapti keyingi oyat bilan. Keyingi oyatda yana ko'rasizlar. Mana bu ikkinchi sinf. Birinchi sinflar faqat dunyoni so'radi, Alloh Taala dunyoni beradi ularga. Oxirat so'ramadi, oxirat yo'q. Lekin ikkinchi sinf insonlar esa nima deyapti? Ey Rabbimiz, bizlarga dunyoda hasana ber, go'zallik. Oxiratda ham hasana ber, go'zallik ber. Va jahannamning azobidan saqlagin deyapti. Dunyoni ham oxiratda ham so'rayapti. Alloh shuni maqtayapti, qarang. O'tgangilardan yana bitta farqi bor. Nima deydi oldinglar? Robbana atina fid dunya degandi. Allohim bizga dunyoda ber dedi, hasana demadi ular, qarang. Hasana demadi. Dunyoda ber dedi. Nima bo'lsa bo'lsin, boylik kelsin, shuhrat kelsin, mansab kelsin dedi. Harom bu. Najasmi, farqi yo'q.
Lekin mana Alloh taolaning solih kullari, do'stlari esa hasana deyapti. Qarang, dunyoda hasana berdi. Yaxshilik berdi, yani. Yomonlik kerak emas bizga, harom kerak emas, makruh kerak emas. Bizga go'zallik kerak deyapti, qarang. Bunga ham diqqat qiling. Va oxiratda ham go'zallik bergan. Nima degani bu hasana? Ba'zi aytadiki, dunyodagi hasana ilm va ibodat deydi. Oxiratdagi hasana jannat. Ba'zi aytadiki, dunyodagi hasana rizq, halol mol va davlat. Oxiratdagi hasana esa jannatdagi ne'matlar. Ba'zi aytadiki, dunyodagi hasana soliha go'zal xotin. Oxiratdagi hasana esa hurilar. Lekin hammasi to'g'ri shu tafsirlarning. Hammasini o'zini ichiga oladigan narsa na'imud dunyo val oxira. Dunyo va oxiratning butun ne'matlari va jahannamning azobidan saqlangin deyilyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom shuning uchun mana shu duoni ko'paytirdilar, ko'p o'qidilar. Anas ibn Malik qachon duo qilsa uzun duo qilardi, vaqti bo'lmasa faqatgina shu duoni aytib qo'yardilar. Ya'ni dunyo va oxiratni butun yaxshiligini so'rayap turgan bo'lyapsiz va jahannamdan saqlagin deyapsiz. Hamma narsani so'radingizda, butun yaxshiliklar talab qildingiz, butun yomonliklardan najot topdingiz. Eng mukammal, eng jome, eng chuqur duo bu. Lekin biz buni yaxshilab yodlab, tajvid qilib va ma'nosini ham tushunib amal qilaylik. Birinchidan bizda ko'pchilik odamlar noto'g'ri o'qiydi. Robbano, otino deb noto'g'ri o'qishadi. Yaxshi emas bu. Qur'on o'qiyapsan sen. Qur'ondagi duoni o'qiyapsan Alloh taolamini. Robbana atina fid dunya hasana. Chiroyli bo'lishi kerak. Ba'zilar qarasiz, Robbana atina fid dunya hasana ta'u fil oxirati hasana ta'u deyishadi. O'zini bilimdan ko'rsatib. Hasana de. Va fil oxirati hasana. Va qo'shib o'qisang hammasini bitta qo'shib o'qi. Chiroyli tajvidli bo'lsin. Buzib o'qimasin. Ma'nosini bilsin va shu ma'nosiga ko'ra harakat qilsin. Ba'zi mullalar aytadiki, namozda dunyoni so'rasa namoz buziladi deydi. Buni noto'g'riligi mana shu oyatdan sobit bo'lyapti. Bir odam namozda oxirida salovatlarni o'qib bo'lgandan keyin, salomdan oldin mana shu duoni aitsa, Robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Desa namoz buziladimi siz? Yo'q, deb nimaga buziladi? Dunyoni so'rayapsiz-ku fid dunyo hasana deb. Demak, dunyoni yaxshilik uchun so'rasa buzilmas ekan. Shariatga xilof narsalarni so'rasangiz buziladi namoz. Bitta qiroatni o'qisangiz ham bo'ladi-ku. Qarang, mullalarimiz dinni tushunmaydi va avomlarni ham fikrini buzadi. Dunyo va oxiratni qo'lga olishni buyuryapti Alloh taolo. Dunyoni ham yaxshiligini olinglar, oxiratni ham yaxshiligini olinglar deyapti. Sahobalar shunday deb haqiqatdan. Ular dunyoni ham oxiratni ham so'rashuvdi, Alloh taolo dunyoni ham oxiratni ham berdi ularga. Ham taqvodor edi, ham ilmli edi, ham siyosatchi edi, ham hokim edi, ham boy edi, ham rahbar edi, ham mudir edi. Allohga esa eng go'zal qul edi. Ya'ni hammasini beryapti. Biz ham so'raylik, ikkalasini ham so'raylik. Beradi Alloh taolo. Allohga oson. Va yuqorida zikr qilgan narsalarni kimiki xolasa shu duoni qilsin. Masalan, sizga ilm va ibodat kerakmi, shu duoni ayting. Alloh beradi. Sizga jannat va jannat ne'matlari kerakmi, shu duoni o'qing, beradi Alloh taolo. Sizga xotin kerakmi, uylana olmayapsizmi, shu duoni ayting. Alloh beradi. Yaxshi bir soliha, go'zal ayolingiz bo'lishini xohlaysizmi, duo qiling, Alloh beradi. Farzandlaringiz solih farzandlar bo'lishini xohlaysizmi, duo qiling. Alloh beradi buni. Qarang, dunyo va oxiratdagi butun yaxshiliklar bor buning ichida. 202-oyat. Ulayka lahum nasibun mimma kasabu wallohu sari'ul hisab. O'shalar ular uchun kasb qilgan narsalardan nasibalari bordir. Va Alloh hisobi tezdir. Ya'ni shu o'tgan kishilar aytayapti. Suyutining tafsiri ulayka lahum nasibun sawabun min ajli ma kasabu amilu fil hajj va du'a. O'shalar haj va duoda amal qilgan, kasb qilgan narsalarining sababidan ularga savob bor deb nasiba bordir. Vallohu sariyul hisob, Alloh taolo hisobi tezdir. Yuhasibul xalqa kullahu fi qadri nisfi naharin min ayyamid dunya li hadisin bizali. Ya'ni Alloh taolo hisobi shunchalik tezki, butun maxluqlarni hammasini
dünyanın günlerden yarım günlük miktarı da hesap kılıp bitirdi. Şimdi doğrusu hadis ki yani geçen. Okay. Şimdi de kısa müddette bitir koyadı Allah Teala hesap kitabı. Allah Teala bana ikinci taifeni mahde yaptı. Dünya ve ahiret soruyanlarını mahde yaptı. Demek fakat dünyanın sorasıyız Allah yaman görür. Fakat ahiret sorasıyız yaman görür Allah Teala. İkilesini yaman görür. Yaşı görür. Şu doğruyor. Nasraniler fakat ahiret sorasıyız bedbah buluştular. Yahudiler fakat dünyanın sorasıyız bedbah buluştular. Biz ikilesini yaman sorasımız gerek. O şeylerine kesbiyen nesillerden nesibeleri var diyor. Yukarıda gelendi. Onlarına halak, nesibe yok diyor. Bunlarda nesibesi var diyor. Kesbiyen nesillerden, amelleriyiz. Ve Allah'ın hesabı tez durdu. Allah'ın hesabını tezdiği şüleriye. Karim. Şimdi hazır bizde müllerler ne dedi? Malu devlet toplamıyorlar. Hesap kitabı kattığı buladı. Yaman buladı hesap kitabı. Bizi yap diyorlar. Biz uzun halkılarımız buladı. Allah-u Teala diyor ki müllerler geçenmeyorlar. Vallahu sariyul hesab. Allah-u Teala hesabı tezdir. Dünya ahiretleri ki bulsun. Hesabı tez. Bübbesi ötüp yeterdi. Bunları korktuklarına geçenmeyorlar. Tezdi tergib veri yaptı Allah Ta'ala. Hani? Dünyaya mahreden zikir olsun. Şeriatki hılap bu siz, hesap katlı buladı. Şedidun hesap buladı. Bazıları için hesap günü 50 bin yıllık tek bir uzun müddet diye bu görünürdü. Hütmeydi vakit. Bazıları yarım günde gözüküyordu. Huzlu halatı yakarak. Dereceyi yakarak. Hancalı yaşı salih insan bu siz, kıyamet günü hesap kitap hünçeli tez ödedi. Kabirdeki hayattan hünçeli tez ödedi. Bilmeyi konarız, ötkendi. Ama Allah saklasın, Kur'an hadisi yakılıp giden bu siz, kabirdeki hayattan ötmeydi, mahşerdeki hesabdan ötmeydi. Bizi üzüm buladı. Şunun için bana yarım günlüğü miktarçı diyetti, salih kişilerine, avliyalarına. Bunu ne kılıyoruz? Ve hesabı tez diyeni, bu ahiret nimetleri yan yakın diyen manası yan var. Ve kaçan ahiret buladı, kaçan kıyamet buladı, kaçan cennet görmüzü demek. Yakın da buladı o. Yakın da buladı yanlarsa. Allah subhanehu ve teala hemenimizin ve bütün ümmetini şu mehterleyen kişilerden kılsın. 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 Bil adamısın.